edecek. TRT Haber yenileniyor. Türkiye haberi TRT Haber'den alıyor. Ekranlarından iyi geceler diliyoruz değerli izleyenler. Saatlerimiz 01'i gösteriyor. Ben Rasim Kılıç. Gün sonunda yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye ve dünyadan öne çıkan gündem başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Başlıklara ve detaylara geçmeden önce bizden bir haberle başlayacağız efendim. Şu dakikadan itibaren TRT Haber yenilenen ekranıyla evlerinize konuk oluyor. TRT Haber'in ekran görselleri tamamen yenilendi. Logodan jeneriklere, bilgilendirme ekranlarından kuşaklara kadar pek çok değişiklik var. Peki tüm bunlar neden yapıldı? Aslında amacımız daha anlaşılır, daha temiz ve doyurucu bir içerik oluşturmak. Aslında uzunca bir süredir ki dile kolay tam 2 yıl oldu ve haber kanalları sıralamasında TRT Haber zirvede, tabii ki sizlerin büyük desteğiyle. İşte bizler de bu ilhamla daha dinamik ama aynı zamanda sizi de yormayan bir ekranla karşınızda olacağız değerli izleyenler. Renk seçiminden fontlara kadar hepsi tüm detaylarına kadar düşünüldü. Tabii fiziki anlamda ekranda fazlaca değişiklik var ancak değişmeyen en önemli şey TRT Haber'in zengin içeriği olacak. Daha önce de olduğu gibi yine habere dair, yaşama dair ne varsa TRT Haber yine orada olacak ve sizlere en doğru olanı aktaracak. Yani her zaman olduğu gibi özü sözü insan diyeceğiz efendim. Ve TRT Haber'in yenilenen ekranından sesleniyoruz sizlere. İşte bu zengin içerikler karşınızda olacak ve çok basit ama çok etkili bir tasarımla. Değerli izleyenler, bu ekranın evlerinize konuk olmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederek ama en büyük teşekkürü de en büyük destekçimize yani sizlere göndererek başlıyoruz. Gün sonu başlıyor efendim. Değerli izleyenler, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren kurumun yeni stratejisini ve vizyonunu anlattı. Strateji ve vizyon buluşmasında yayıncılık politikalarındaki öncelikler ve yenilikler tanıtıldı. İnsan ve değer odaklı yaklaşımı benimsediklerini belirtti İbrahim Eren ve artık TRT denince akla gelecek olan tek cümle var dedi. Özü sözü insan. TRT özü sözü insan. Sözümüz hep insandan yana. Artık TRT dendiğinde akla gelecek tek bir cümle var. Özü sözü insan. TRT'nin strateji ve vizyon buluşmasının sloganı bu. TRT'de büyük değişimi TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren anlattı. Vizyonumuz uluslararası etki oluşturmak. Bunu gerçekleştirmek için de içeriklerimizin uluslararası nitelikte olması ve kurum olarak dijitalleşmemiz gerekmektedir. TRT Haber'den TRT World'e, TRT'nin tüm kanalları. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu her platformda yenilenmeye ve değişmeye devam ediyor. O değişimi TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren kurum çalışanlarının katıldığı etkinlikte anlattı. Sadece izlenen değil, iz bırakan başyapıtlar TRT'ye kazandırmış olacağız. Bugüne kadar yapılanları özetleyen Eren, bundan sonrası için planlananlara da dikkat çekti. Sporun daha fazlası dedik ve kanalın ismini TRT Spor Artı olarak değiştirdik. Geleceğin olimpiyat sporcuların yetişmesinde önemli bir role sahip olmaya devam edecek. TRT'nin yeni vizyon ve strateji planında uluslararası etki ve dijitalleşme de önemli yer tutacak. Uluslararası film platoları hazırlandı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, dijitalleşme adına atılan adımları anlatırken de TRT Dinle, TRT İzle platformlarını tanıttı. Dijital mecralarda takipçi sayımız 50 milyonu aştı. TRT ekranlarının yüzü, TRT markası ve TRT logoları yenileniyor. TRT adının anlamı ve değeri tartışılmaz. İlave hiçbir ambalaja gerek yok, hiçbir süse ihtiyacımız yok. Sadece TRT. Bu sadeliği de
tüm logolarımıza yansıttık. Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı TRT Haber'de yepyeni görüntüsüyle izleyicisiyle buluşuyor. TRT Haber'in yeni ekranını İbrahim Eren tanıttı. Gerçeğin haberi için gece gündüz çalışıyor. Doğrusunu anlatmak için zamanla yarışıyor. Son iki yıldır en çok izlenen Türkiye'deki haber kanalı. Yeni vizyonun önemli bir parçası da gençler. İbrahim Eren gençlere çağrı yaptı. Proje üretin arkadaşlar. Fikir üretin. Tasarlayın ve bize gelin. Değerli izleyenler, şimdi başlıklarla gün sonuna başlayalım. Bakalım geride bıraktığımız günden bugüne yansıyan en önemli gündem başlıkları hangisiydi? Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş